Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi dikkat çeken karara imza attı. İki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti. Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasıyla Sanayileşme İcra Komitesi kararnamelerinde anayasaya aykırılık olduğuna hükmetti. Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yüksek yargıya taşındı. Anayasa Mahkemesi son sözü söyledi. İki kararnameyi iptal etti. CHP'nin Meclis Grup Başkan Vekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ve bazı milletvekilleri yüksek yargının kapısını çaldı. İki farklı kararnamenin iptalini istedi. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Cumhurbaşkanlığının Fiyat İstikrarı Komitesi hakkındaki kararnamesinin tamamı iptal edildi. Sanayileşme İcra Komitesi kararnamesinin ise bazı maddelerinin iptaline hükmedildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yüksek Mahkeme her iki kararnamede de anayasaya aykırılık tespit etti. Yetki gaspı gerekçe gösterildi. Bu konunun Cumhurbaşkanı kararıyla değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Söz konusu kararlar oy çokluğuyla alındı. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. Beklenti faizi yine %14'te sabit tutacağı yönünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14'te yılın 7. faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puanda indirime gitmişti hatırlarsanız. Bu yılın ilk 7 toplantısında ise faizde bir değişiklik yapmamıştı. Analistler bu toplantıda da faizde değişiklik beklemiyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre dijital bankacılığı kullananların sayısı 85 milyonu aştı. İnternet bankacılığıyla yaklaşık 11 trilyon liralık işlem yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerini yayımladı. 2022 yılında aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaştı. 2021 yılında bu rakam 70 milyon 776 bindi. Bir yılda internet bankacılığını kullananların sayısındaki artış dikkat çekti. Dijital bankacılık müşterilerinin yaklaşık 54 milyonu erkek, 27 milyonu kadınlardan oluştu. İnternet bankacılığıyla en çok para transferi yapıldı. İnternet bankacılığıyla yaklaşık 4 trilyon liralık finansal işlem yapıldı. Mobil bankacılıkla ise 7 trilyon liralık. İnternet ve mobil bankacılığında en fazla işlem hacmi EFT'de. 2 trilyon 830 milyar liralık EFT işlemi yapıldı. EFT'yi 363 milyar lirayla yatırım işlemleri takip etti.